Bekar Zevki. Yazan Mehmet Rauf. Hamdi Bey sakin, ağır davranışlı ve elindekiyle yetinen ama aynı zamanda çok bencil ve zevkine pek düşkün olduğundan, evlendiği bu 5 yıl boyunca eşinin gençliği ve güzelliği sayesinde erkeklik isteklerini doyurmaya çalışmış, onun ev kadını ve eş sıfatıyla her türlü hizmet ve şefkatinden bol bol yararlanmış, mümkün olduğu kadar da mutlu bir hayat sürmüştü. Ama artık bu esirlik ağır gelmeye başlıyordu. Her akşam aynı saatte eve gelmek zorunda olmak, ara sıra Beyoğlu'nda geç kalıp hatta çeşni değiştirmek için ara sıra konuksever evlerde sabahlamaktan yoksun kalmak. İşte esirlik dediği bu durumdu. Evlenmeden evvel haftada 10 günde bir mutlaka o tarafa şöyle bir uzanır, akşamüstü bir birhanede türlü mezelerle süslü masanın başına kurularak bir rakı keyfi yapar, mükemmel bir yemek yer, sonra hovardalığa çıkar ve mutlak birinde sabahlardı. Nereden aklına gelmişti de bu evlenme işini çıkarmıştı? İşte şimdi bu budalalığı burnundan geliyordu. Karısı ne kadar iyi, ne kadar hoş ve bağlı bir kadın olursa olsun, işte hayatı zincirlenmişti. Artık böyle zevk alemlerine veda etmek zorunlu olmuştu. Karısının kıskançlığından çok korkuyordu. Evet, karısı hiç fena bir kadın değildi. Önce güzel ve tatlı, sonra söz dinler ve kendisine bağlı, daha sonra becerikli, dahası tutumlu, dahası. Kısacası kusursuz denilecek bir kadındı. Ama keyif bu ya, Hamdi Bey artık bu hayattan, bu esirlikten usanmıştı. Tam 5 yıl her gün aynı suratı gör, her gün aynı hayatı yaşa, aynı evde otur. Buna katlanılır mı? Şikayetinde yerden göğe kadar hakkı yok mu? Hiç olmazsa şöyle bir süre geçici olarak birbirlerinden uzaklaşsalar, birbirlerini arayacak kadar görecekleri gelse ne kadar memnun olacaktı. Böyle gece gündüz burun buruna oturmak insanda nasıl iştah bırakırdı? İnsan artık bir pinti oluyordu. Ne istek kalıyordu, ne heves. Onu asıl korkutan şey artık gençliğin elden gidiyor olmasıydı. Yakında yaş 40'ı boylayacak, bir gün gelecek ki serbest olsa, hiçbir engel kalmasa bile, artık bu zevk hayatına veda etmek gerekecek. Yaşlılık omuzuna binecek. Hiç olmazsa 5-10 gün bir kaçamak yapmak ne iyi olurdu. İşte bu isteği sonucu Hamdi Bey, birçok düzenler, birçok hazırlıklar yaparak karısını Bursa'da oturan babasını görmek üzere 15 gün için göndermeye razı edebildi. Hani pek kesin değilse de kadın oradayken bu tarafta aşk ve zevk hayatı arasında cana yakın uygun bir şey bulursa, karısının kağıdını gönderivermekte hesaptan ayrı değildi. Ne yapsın, insan dünyaya bir defa gelir, budalalığın gereği var mı ya? Sonunda bir sabah karısını rıhtımdan vapura bindirmiş, sırtında güçlü kanatlar bulunduğunu duyumsayarak mutlu ve sevinçli, bu güneşli kış günü kalabalık köprüden geçmiş kalemine gitmişti. Şimdi akşam erkenden fırlayıp kendisini Beyoğlu'na atacaktı. 5 yıldır hayatta çok değişiklik vardı. Gazetelerde okuduğuna, ağızdan işittiğine göre Beyoğlu sokakları hanımlarla dolup dolup taşıyordu. Bunların birini elde edince Hamdi Bey, önündeki zevk ve neşe ufkunu en derin bir mutlulukla görüyordu. Özellikle Beyoğlu hayatının kurtlarından biri kalem arkadaşıydı. Bu akşam onunla birlikte gezecekler ve onun deneyiminden ve bilgisinden yararlanacaktı. Ama Mehmet Bey bugün kaleme gelmedi. Hamdi Bey akşama kadar gözü kapıda onu bekledi. Sonunda gelmediğini görünce eski deneyimlerinin yardımıyla bu akşamlık yalnız başına çıkmaya karar verdi ve akşamüstü tüneli atlayarak kendisini türlü umutlar, türlü hayaller arasında Beyoğlu'nda buldu. Evlendiğinden beri Beyoğlu'na yalnız alışveriş için gitmiş ve hatta çevresine can gözüyle bile hiç bakmamıştı. Bu akşam tünelden başlayarak her yanda değişiklikler görmeye başladı. Mütarekedeki Beyoğlu'yla bugünkü Beyoğlu arasında büyük farklar buluyordu. Mesela Andorya pasajında her zaman oturduğu bir hane kapanmıştı. Sağda solda yeni pastacılar, yeni muhallebiciler ve yeni lokantalar bitip tükenmiyordu. Ama bunlara alışık olmadığından Hamdi Bey gitmekte tereddüt ediyordu. Sonunda mecbur olarak bir pastacıya girdi, oturdu. Garsona bir şişe Düzico dedi. Garson şaşkınlıkla bakarak, "Efendim yasaktır," deyince,
Hamdi Bey'in aklı başına geldi. Öyle ya, o her gün evinde düzcüğünü rahat rahat çekiyordu ama hükümet rakının dükkanlarda satılmasını yasaklamamış mıydı? İşte bu en müthiş bir darbe oldu. Çünkü Hamdi Bey birayı ağzına koymazdı. O halis muhlis bir rakıcıydı. Ömründe ağzına düzden başka tek bir kadeh içki koymamıştı. Şimdi ne yapacaktı? Rakı olmazsa dünya zindan olur, hiçbir şeyden en küçük zevk alamazdı. Derin bir kırgınlıkla düşünüyordu. Her gece evde karısının bin özenle hazırladığı türlü iştah açıcı mezeler, buz içinde dondurduğu rakıyla, udla neşelendirdiği eksiksiz bir keyif çatardı. Bu akşam ne yapacaktı? Eve gitse rakı bulacaktı ama meze için ne yapacaktı? Sonra yalnız başına sıkılmayacak mıydı? Ama çaresizdi, mecburdu. Hiç olmazsa rakısız kalmamak için tramvaya atlayarak kendi kendine ''Bu akşam böyle olsun, yarın yine zevkini çıkarırız.'' diyerek evine koştu. Ama o karanlıkta, o ıssız ev ne kadar soğuk bir etki yapıyordu ya Rabbim. Her akşam karısı neşeyle kapıyı açar, odaya girince masanın üstünde her gece bir başka nadide mezeyle tepsiye hazırlanmış bulurdu. Kadın onu dikkatle, sevgiyle soyar, köşesine oturtarak tepsiyi önüne yerleştirir ve ilk kadehi eliyle doldurup sunar, ardından hemen mezeyi yetiştirirdi. Bu akşam karanlıkta en önce lambayı bulmak, yakmak gerekti. Kendi kendine soyunmak ne kadar güçtü ya Rabbim. Ya hele nerede olduğunu hiç bilmediği kadeh, bardak, çatal filan gibi şeyleri arayıp bulmak, of ne yorucu oldu. Sonunda epeyce yorulduktan sonra yerine oturdu. Rakıyı dikti ama bu rakı değil, bir zevk değil, bir yas oldu. Yalnızlık neşesini kırıyor, içine sanki yersiz korkular getiriyordu. Ne de olsa güzel, sonra coşkulu ve tatlı bir kadından ayrı kalmak, önce alışkanlıktan, sonra yalnızlıktan dolayı onun için büyük bir yoksunluktu. Başka geceler, rakı alemi bin türlü keyif ve neşe arasında 1,5-2 saat sürerken, bu gece yarım saatte şişesini bitirdi ve yemek yemeden kör kütük sarhoş durumda kendini yatağa attı. Sabah olduğunda canı kımıldamak istemiyordu. Neşesizdi, bitkindi. Her sabah karısı o daha uyurken cezveyi hazırlar, gözlerini açar açmaz kahveyi yanı başında bulurdu. Şimdi bu berbat durumda, bu kırık neşesiyle bir de kahvesini kendisi mi pişirecekti? Çaresiz inliye inliye kalktı, cezveyi hazırladı, ispirto lambasını açtı ama fitil bir türlü ateş almıyordu. O zaman karısının son günlerde fitili değiştirmek konusundaki ricalarını hatırladı. Demek fitil bitmişti. Aslında ispirto lambası küflenmiş, eskimiş, harap olmuştu. Epeyce uğraştıysa da yakmayı başaramadı ve öfkelendi, kaldırıp pencereden sokağa fırlattı. Küfürle giyindi, kendini sokağa saldı. Saat daha 8:30'tu. Her gün evden 9'da çıkar, 9'a kadar keyif yetiştirirdi. Ama çare var mıydı? Karısını serbest olmak için başından def etmemiş miydi o? İşte şimdi serbestliğin keyfini çıkarıyordu. Kalem arkadaşı Mehmet Bey, dün çocuğu hasta olduğu için gelmemişti. Yine bundan dolayı bu gece Beyoğlu'na gelemiyordu. Yarın kesin gelecekti. Ama bu gece yine yalnız kalırsa Hamdi Bey kesinlikle deli olurdu. Yalvardı yakardı bin güçlükle Mehmet Bey'i kendisine eşlik etmek için razı etti. Bir gece önce başına gelen şeyleri anlattı. Mehmet Bey gülerek olur elbette diyordu. Akşamüstü birlikte Beyoğlu'na çıktıkları zaman hiç olmazsa yalnız olmadı ve sonra Mehmet Bey aracılığıyla bu gece iyi bir eğlenti yapacakları için Hamdi Bey memnundu. Birkaç şişe rakı epey meze aldılar ve Galatasaray'dan bir tramvaya atlayarak Şişli'de indiler. Mehmet Bey onun koluna girerek karanlık sokaklardan geçirdi. Epey yürüdükten sonra bir kapı çaldı. İçeriden kim o sesi duyuldu. Biraz sonra daha yakından biri kimi istiyorsunuz dedi. Mehmet Bey Cazibe Hanım buradalar mı diye sordu. Az sonra kapı açıldı. Çiçek bozu yaşlıca bir kadının yüzü göründü. ''Vay vay Mehmet Bey, siz misiniz? Buyurunuz efendim.'' Ve yarı aydınlık bir avluya girdiler birlikte. Küçücük bir odadaydılar. Yaşlı kadın yerinerek onlara bu akşam istedikleri kadını bulmanın mümkün olmadığını söylüyordu.
Mehmet Bey bilgili bir dost tecrübesiyle Şükriye diyor, bir lokantacı kapattı cevabını alıyordu. Necmiye, bu akşam kocası evde gelemezdi. Kamuran, onun da dostu vardı. Belalı bir herif. Hiç umulmadık zamanda çıkıp gelir ortalığı karma karışık ediverir. Boş mu döneceklerdi? Birbirlerine acı acı baktılar. Ama asıl acılık Hamdi Bey'in ruhundaydı. Yardım istercesine işaret ediyordu. Mehmet Bey ısrar ederek, ''Canım sen bir çaresini buluver artık. Kalktık buraya kadar geldik. Bizi boş mu döndüreceksin? Beyefendi sizi fazlasıyla memnun edecektir.'' diye sözler verdi. Sonunda kadın, ''Durun siz oturun ben bir bakayım da.'' diye çıktı. Bir çeyrek sonra yanında bir kadınla geldi. Bu Kamuran Hanım'dı. Çaresiz kaldığı için bunu getirmişti. Belalı dostu gelirse bahtlarınaydı. Bu etine dolgunca hoş bakışlı ama tatsız ağızlı, kısa boylu bir genç kadındı. Hamdi Bey şişman kadından hiç hoşlanmazdı ama çaresiz kalınca. İkinci kırgınlık kadının rakı içmeyip ille konyak istemesiyle ortaya çıktı. Hamdi Bey konyağın kokusundan son derece tiksinirdi ama çaresiz kalarak onun için konyak kaldırdılar. Masa başına oturdular. Kadehler birbirini izliyor. Mehmet Bey'in birçok tekerlemesine rağmen neşe mümkün değil gelmiyor. Her konuda o kadar havadan nem kapan Hamdi Bey, en masum keyiflerine bile böyle gereksiz engeller çıktığını görünce derin bir gücenikliğe tutulmuştu. Kamuran Hanım ut çaldı, şarkılar söyledi. Neşelendirmek için elinden geleni yaptı ama ne ut bir şeye benziyordu, ne şarkılarında bir cilve vardı, ne de neşelerinde en küçük bir sıcaklık duyuluyordu. Hepsi sahte ve yapmacık geliyordu. Böyle kırık bozuk eğlenmek için mi karısını Bursa'ya kadar göndermişti? Utsa kadıncağız daha alasını çalıyor. Şarkıysa daha cilvelesini söylüyor. Sonra yarattığı neşeye doyum olmuyordu onun. İşin korkunç yanı, iki saat sonra yalan yanlış biraz sarhoş olarak tam odalarına çekilecekleri zaman ortaya çıktı. Kapı kırılacak gibi şiddetle vurulmaya başlandı. Cazibe Hanım dudakları titreyerek bedbeni sapsarı koştu geldi. ''Kamuran, Kamuran, hadi durma. Aman Allah aşkına çabuk ol. Seninki geldi, çabuk.'' dedi. Ve sonra beylere seslenerek, ''Siz de affedin beyefendi, daha önce söyledim ama Mehmet Bey ısrar etti. Ne yapalım, çaresiz kaldım. Artık kusura bakmayınız, inşallah başka bir akşam. Önceden haberli geliniz, sizi memnun etmeye çalışırım.'' dedi. Bir başka akşam. Hamdi Bey ağzının tadını almıştı. Sokakta rakı içilmez, evde ispirto yanmaz, karıların belalıları balto olur. Lanet olsun hepsine diyordu. Öbür sabah ilk işi telgrafhaneye koşup karısına boş kağıdını yazmaya hazırlandığı aynı elle telgrafı alır almaz hemen hareket ediniz. Hastalandım diye bir telgraf çekmek oldu. Bayram Hediyesi. Kerim Bey bu sabah giyinip işine giderken eşine ''Bayram yine çattı geldi, çocukların üstlerini başlarını ne yapacağız?'' diye şikayet etti. Aliye Hanım, ''Yalnız çocukların kimi?'' diye karşılık verdi. ''Bizim de üstümüze giyecek şeyimiz kalmadı. 3 senedir aynı mantoyu sürüklüyorum.'' Kerim Bey, ''Ya benim palto?'' diye söylendi. ''Bu sene 4 yaşını bitirdi. Ama onlar varken biz kendimizi mi düşüneceğiz? Bakayım kaç lira bulabileceğim. Bulayım da önce onların eksiğini alalım. Eğer arttırabilirsek sonra biz.'' Küçüğü 16, büyüğü 18 yaşında olan iki kızları Feriha ile Şadiye, onların bütün hayatını doldurmuş, zevkleri onlarda, şevkleri onlardaydı. Kerim Bey'in birçok güçlükten sonra bulabildiği 100 lirayı getirdiği akşam hep birlikte toplanıp konuştular. 100 lira. Bununla ne alınabilirdi? Çocuklara kesinlikle yeni birer manto yapmalıydı. Ortalama bir hesaba göre 30'ar liradan yalnız 60 lirayı mantolar yiyecekti. Sonra iskarpinleri içinde 20 lira konulursa 100 lira eriyip bitecekti. Ana baba birbirlerine baktılar.
Bu bakışta sevecenliklerinin bütün sıcaklığı, bütün sevgisi yanıyordu. Kerim Bey yüzlük banknotu Şadiye'nin eline tutuşturarak, ''Al yavrum, biz nasıl olsak oluruz, siz eksiklerinizi alınız, bununla idare ediniz.'' dedi. Genç kızlar sessizce odalarına döndüler. Terbiyeleri, düşüncelerini açıklamaya, karşı koymaya uygun değildi. Feriha neşeli bir tavırla sızlandı. ''Vallahi bu bayram bana adeta zehir olacak. Biliyorsunuz ya, zavallı babamın paltosu ne kadar eskidi. Dirseklerinin örgüsü en ikonu ortaya çıkmış. Ya şapkası? Vallahi kahroluyorum. Zavallıcık bize istediklerimizi almak için eski şapkayla geziyor. Ne yapsam, ne kadar memnun olsam hiç içime sinmeyecek.'' Şadiye cevap verdi. Ya benim de. Hele anneciğim, yıllardan beri o eski mantoyla, sanki bizim alacaklarımızı eksik ya da fenacı alıp onlara bir şey yapılamaz mıydı? Mantolarımız daha o kadar eski değil ki. Eldiven, çorap gibi şeylerimiz de kullanılabilecek durumda. Feriha babalarını taklit ederek, ''Onlar nasıl olsa olur, biz eksiklerimizi alalım da.'' dedi. Sonra gözlerine birden dolan yaş sağınağıyla, ''Analık babalık sevecenliği, hep bizi düşünüyorlar, hep.'' dedi. Onların kendilerine karşı gösterdikleri bitmez tükenmez özveri ve sevecenlik yüreklerini yumuşatmış, sevgileri derin bir coşkunluğa boğulmuş iki yavru güçlü bir özveri ihtiyacıyla taşmışlardı. Feriha, ''Ah ya Rabbim, ne yapsak da onlara da bir şeyler alabilsek?'' diye sızlandı. Şadiye birdenbire, ''Ah buldum, buldum!'' diye haykırdı ve açıkladı. İskarpin, eldiven, peçe, çorap gibi şeyleri hiç almasalar 30-40 lira kadar para arttırabileceklerdi. Ama bu para hem annelerine manto hem babalarına palto almak için yeter miydi? Feriha, ''Yetişmezse mantolarımızı ucuza çıkarırız, ucuz kumaşlardan yaptırırız. Kalyopiye diktireceğimize ucuz bir terziye veririz.'' diye düşüncesini söyledi. Şadiye, ''Öyle ya, öyle ya.'' diye çırpındı. Ama hemen Feriha'nın yüzünde bir bulut belirdi. Bir engel çıkmış gibi görünüyordu. ''Kabul etmezler ki. Siz bize karışmayın, kendi eksiklerinizi alın.'' derler. Şadiye bu itiraza bir an teslim olmuş göründü ama yeniden yüzünde bir neşe dalgası belirdi. ''Ha, onun da kolayı var. Onlardan gizli yaparız. Hem böyle daha hoş olur. Onlara bayram için şık bir sürpriz yapmış oluruz ha. Bayram hediyemiz olur.'' Feriha çırpınarak ''Ama ne iyi, ne iyi, sahi ne iyi!'' diye dövünüyordu. Şadiye memnun ve gururlu kanepeye oturdu. ''Şimdi'' dedi, ''şimdi yarın sabah önce doğru babamın terzisine gideriz. Orada babamın elbette ölçüsü vardı, değil mi? Bunun üzerine en iyisinden daha iyi bir palto ısmarlarız. Sonra anneciğim için güzel bir kumaşla nefis bir manto. Oo, ne güzel olacak. Dünyalar benim olmuş sanıyorum. Artan parayla kendimiz için nasıl olursa olsun bir şeyler yaparız. Şimdiye kadar hep onlar nasıl olsa oluyordu. Bu sefer de biz nasıl olursak olalım.'' Öbür gün babalarının terzisinden paltoların kumaşına göre 20 ila 40 lira arasında olduğunu öğrendiler. 20 liralık kumaşları hiç beğenmediler. Sonunda beğenmedikleri bir kumaşın fiyatı olan 30 liralık bir paltoya karar vererek ısmarladılar. Özellikle terziye babalarına işi hiç açmamasını rica ettiler. Oradan anneleri ve kendileri için mantolu kumaş aramaya koyuldular. Fiyat konusunda hiç bugünkü kadar inceleyici ve titiz olmamışlardı. Sonunda bir mağazada annelerine metresi 10, kendilerine 3 liralık kumaşlar seçip kestirdiler, terziye götürdüler. Mantoların terzi parası da verilince ellerinde para kalmayacaktı. Feriha, ''Ya babamın şapkası?'' diye sordu. Şadiye, ''Annemin peçesi?'' diye düşündü. Ancak sevinçlerinin coşkunluğu içinde bunların da birikmiş cep harçlıklarından ödenmesine karar verdiler. Derin bir doygunlukla evlerine döndüler. İçleri içlerine sığmıyordu. Gece babaları geldiği zaman mantolarının kumaş örneğini göstererek biçimlerini tarif ettiler. Öteki eşyayı Beyoğlu'ndan başka bir gün alacaklarını söylediler. Arife günü derin bir heyecanla terzilerden paltoyla mantoları aldılar. Palto pek görkemliydi. Anneninki ise ağır tüylü kumaşıyla kibar bir manto olmuştu. Şimdi önemli olan bunları eve götürüp onlara göstermeden odalarına atmaktı. Özellikle İskarp'in peçe ve eldiveni görmek isterlerse nasıl kurtulacaklarını belirlemekteydi.
Kalpleri ata ata hava kararmış, vakit epeyce gecikmiş, evde anneleriyle babaları yukarıdaki odalarında oldukları bir saatte eve geldiler. Biri paketleri odalarına çıkarırken öbürü doğru babalarının odasına koştu. Orada yemekten önce lafa tutup bir sürü ayrıntıyı vererek annelerini alıkoymaya çalıştılar. Kerim Bey ile Aliye Hanım eşyaları görmek istedikleri zaman ikisi de ''Ama şimdi pek yorgunuz, yarın hepsini birden giyeriz görürsünüz.'' dediler. Gece herkes odasına çıkıp da uyumak için yeterli zaman gelince, Feriha ile Şadiye önce annelerinin uyuduklarından emin olmak için titiz bir yoklamada bulunduktan sonra paltoyla şapkayı, mantoyla peçeyi yüklenerek, sakınarak ayaklarının ucuna basa basa onların odasına götürdüler. Eşyayı dikkati çekecek şekilde minderin üzerine koydular. Derin bir mutluluk heyecanıyla yataklarına çekildiler. Sevinçlerinden deli oluyorlardı. Heyecandan sabaha kadar uyuyamadılar. Sabahleyin daha şafak sökerken Feriha sıçradı. Odadan fırlayarak babasının odasına koştu. Anahtar deliğinden içerisini süzdü. Kerim Bey ile Aliye Hanım daha kalkmamışlardı. Ah bir kere uyansalar da kalksalardı, eşyayı minderin üstünde görünce kim bilir ne yapacaklardı. Önce babalarının sesini duydular. ''Aa hanım, bunlar ne burada böyle?'' diye haykırıyordu. Anneleri aynı yüksek sesle ''Aa canım, ne bunlar Allah aşkına? Bunları kim getirmiş?'' Feriha ile Şadiye odalarında sıçrıyorlar, uçuyorlar, tepiniyorlardı. Anneleri şimdi onlara seslendi. ''Feriha, Şadiye, koşun gelin buraya. Burada neler var?'' İkisi de pek derin bir mutluluk dalgası içinde kanatlanmış gibi atıldılar. Biri babanın, öteki ananın kucağına yığıldı. Ayrı ayrı, kesik kesik anlatıyorlar. Onların bu bayramda eski şeylerle gezmelerine katlanamadıkları için kendi eşyalarından keserek bayram hediyesi yaptıklarını söylüyorlardı. Kerim Bey derin bir neşe içinde mutluydu. ''Berhudar olun yavrularım. Bu sizin kalbinizin temizliğini, bize olan sevginizi gösterir. Bizi son derece minnettar ettiniz. Yalnız şuna üzülüyorum ki, hadi mantolarınız fena kumaştan yapılmış neyse ama öteki şeyler, iskarpin, eldiven, peçe, çorap gibi şeylerin eksik olması pek fena. Gönlüm isterdi ki bunlar da tamam olsun. Ama ne yapalım, onları da Allah'ın izniyle inşallah daha sonra tamamlarız. Şimdi hadi biriniz paltoyu, öbürünüz de mantoyu tutunuz da bize giydiriniz, bakalım yakışacak mı?'' Şadiye paltoya, Feriha mantoya koştu. Birinin üstünde şapka, ötekinin üstünde peçe vardı. Bunları kaldırdılar, bir yana bıraktılar, mantoyla paltoya sarıldılar ama çekip aldıkları zaman altlarından minderin üstünde iki parlak iskarpin, iki ipek çorap, iki çift eldivenle iki peçe ve iki de pek şık el çantası çıktı. ''Aa bunlar ne? Bunlar bizim mi?'' diye haykırıyorlar, sıçrıyorlar. Babanın annenin kucağına atılıyorlar, ağlıyorlar, gülüyorlardı. O zaman Kerim Bey açıkladı. ''Kızlarım ben oyununuzu leyleklerden haber aldım. Annenize haber verdim. Ana baba olarak bizim için böyle fedakarlıklar yapmanıza razı olamazdık. Borç ettik, harç ettik, ben bunları aldım. Anneniz de ayrıca çantalarınızı aldı. Bizim oyun nasıl? Sizinki mi tatlı oldu yoksa bizimki mi?'' Feriha ile Şadiye çılgınca bir sevinçle fıkır fıkır yeniden onların boyunlarına atıldılar. O gün bayram hiçbir evde buradaki kadar mutlu olmadı.